Evet, haber turumuza kısa bir ara verelim ve Washington'a gidelim. Forum USA'dan gazeteci arkadaşımız Anıl Sural olacak hattımızda, daha doğrusu karşımızda. Her pazartesi cuma olduğu gibi diyelim ve Anıl'a gidelim. Anıl, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar Murat. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün baktığımız zaman aslında Çin Amerika'dan birçok tarım ürünü almaya hazırlandığı söylendi. Yaklaşık 30 milyar dolarlık ve taraflar da Reuters'a göre anlaşmaya yakın bir mutabakat konuşuluyor. Nedir oradaki hava? Bir anlaşma umudu var mı Amerikan basınında? Murat, Amerikan basınında özellikle ekonomi gazetecileriyle bu konuyu konuştuk. Ve Trump seçim kampanyasında duvar kadar Çin'le karşı yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Bu gelinen nokta gelinebilecek en iyi nokta olarak söylüyorlar. Ve Trump, Çin'e sert açıklamaları vardı. Neredeyse anlaşacaklar diyor ekonomi gazetecileri. Biz de ikili görüşmelere ve Amerikan medyasına baktığımızda gerçekten olumlu yönde ilerliyor. Trump biliyorsunuz geçici olarak uzatalım demişti. Daha sonra olumlu yönde açıklamalar yaptı. Fakat olumsuz olarak da bu anlaşma olmayabilir dedi. Fakat hafta başında bu anlaşma olacak gibi, olmazsa bile bunu uzatabiliriz, sorun yok şeklinde bir açıklama yaptı. Ve akşam saatlerinde Amerika medyasına son dakika olarak yansıdı. Amerika'da biliyorsun Çin heyeti var ve Çin Başbakan Yardımcısı burada bulunuyor. Donald Trump, Çin Başbakan Yardımcısıyla bugün görüşeceği bekleniyor. Kendisi açıkladı. Çin'le ilgili daha önce biliyorsun Çin'le davet etmişlerdi. Yok, ben Washington'da Çin Başkanı değerli dostumla görüşeceğim demişti. Fakat dün farklı bir karar verdi. Bu görüşmeler olumlu gidiyor. Ben Çin Başbakan Yardımcısıyla bu konuyu görüşeceğim dedi. Sorduğumuzda ekonomi gazetecilerine, şu an burada olan Çin Başbakan Yardımcısı aynı zamanda ekonomist ve Çin'in finans ekonomi alanında en tepedeki ismi. Ondan dolayı Donald Trump işin ehliyle tam olarak hazır buradayken görüşelim, bu işi sona erdirelim şeklinde neredeyse taslak hazır, imzalar kaldı şeklinde Amerikan basını görüyor. Piyasalarda gerek Asya piyasaları gerek Amerikan piyasaları bunu olumlu görüyor. Amerikan medyası da bu anlaşmanın Amerika için de önemli yaptırımlar, önemli getirileri olacağını söylüyor. Bakalım bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Trump her şeyi açıklayabilir fakat olumlu bir açıklama yapacağını bekliyoruz Murat. Evet, diğer taraftan da aslında oldukça önemli mesajlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı ve konu tabii ki Suriye'de, bir taraftan da ticari ilişkilerde. Bu telefon görüşmesine dair detaylar sende. Murat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tam 2 ay önce Suriye'den çekiliyoruz dedi ve sürpriz bir açıklamaydı. Hatta Amerikan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı, bu kararı aldı şeklinde yazıldı. Ve bu telefon görüşmesinin yaklaşık 6.sı gerçekleşti. Önemliydi çünkü Suriye konusunda, güvenli bölge konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı. Avustralya'dan biri bir birliğin gelip güvenli bölgeyi kontrol edebileceği konuşuldu. Donald Trump güvenli bölgeyle Türkiye dışında bir açıklama yapmadı. Dün bu telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider Suriye konusunda bir yol haritasına mutabık mıyız, bundan sonra neler yapacağızı konuştu. Ve Beyaz Saray'dan da, Cumhurbaşkanlığından da yapılan açıklamada iki lider mutabık, güvenli bölgeyi Türkiye, Amerika ile birlikte idare edecek şeklinde görüşüldü. Ve bundan sonra bir açıklama geldi. Bu görüşmeden sonra Sarah Sanders, Beyaz Saray sözcüsü, açıklamasında Amerika Suriye'den çekilecek, orada 200 asker kalacak, onlar kontrol edecek, yeri nerede belli değil şeklinde. Amerikan medyası da bunu yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ondan sonra 200 askerin bölgede kalacağı şeklinde, yani Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl danıştı, birlikte karar verdiler şeklinde görüldü. Sadece Suriye konusu değil, önemli olan ticari ilişkiler de konuşuldu. 75 milyar dolarlık iki ülke arasında bir mutabak imzalanacak ve bundan sonra ekonomik ilişkiler gerçekleştirecek denildi. Ve bugün Washington'da diğer önemli bir görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olacak. Bu telefon görüşmesi önemli diyoruz ya, çünkü savunma bakanları görüşecek. Savunma Bakan Yardımcısı Amerika'dan katılacak ve daha önce
biliyorsunuz Münih zirvesine görüşmüşlerdi. 12 senatörle de bir araya geldi Hulusi Akar ve kendisi Suriye'den çekilme konusunda yol haritasında Türkiye elinden geleni yapmaya hazır, güvenli bölgede destek olacak diyecek. Ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu buradaydı. Patriotlar ve S-400'lerle ilgili konuştu. Hulusi Akar da Genelkurmay Başkanı'yla bu konuyu konuşacak. Diğer önemli bir konu ise Suriye'den evet çekiliyoruz. Fakat Türkiye'nin bir kırmızı çizgisi var. Kırmızı çizgi ise Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı olan tutumudur dedi. Amerika'ya bugün bunları anlatması bekleniyor. Ve Amerika'nın da Türkiye'nin PKK-YPG konusunda ne kadar önemli bir kırmızı çizgisi olduğunu biliyor. Fakat Hulusi Akar Washington'da bu görüşmeye aktaracak. Amerikan medyasına ve ajanslara baktığımızda bu telefon görüşmesinin ve bugün yapılacak Savunma Bakanı düzeyindeki görüşmelerin önümüne dem vuruldu. Ve Suriye'den çekilme yakın zamanda olacak. Türkiye hala önemli aktör olarak yerini koruyor şeklinde Amerikan medyası gördü diyebiliriz Murat. Evet Anıl, son olarak da aslında tekrar bir ticari savaşlarına dönmek istiyorum. Şimdi az çok bunu anlattın, Amerika ile Çin arasındaki ticari savaşa dair gelişmeleri. Amerikan basını nasıl bakıyor bu olaya? Yani özellikle Çin'i suçlu mu görüyor ve ticari savaşının bitmesini mi istiyor? Yoksa hani sonuna kadar Amerikan çıkarlarını korumak için bir mücadele süreci olarak mı okuyor? Ne dersin? Trump öncelikle şaşırttı dediler ve ABD Başkanı Donald Trump öncelikle Çin'e karşıydı. Amerika'da üretim yapacağız, Amerika'da çoğu şeyi destekleyeceğiz dedi. Neden böyle bir karar aldığını soruyorlar. Fakat Amerikan medyası biraz daha realist, Amerika'nın çıkarlarına göre diyor. Amerika'da üretmek imkansız çünkü evet Amerikalı'ya iş kazandırmak istiyoruz. Az önce haberimize de gördük. Trump da sürekli övünüyor. Son 50 yılın en düşük işsizlik maaşı başvurularında, yani Amerika'da işsizlik seviyeleri düşük bir seviyede. Ondan dolayı Amerikan medyası Çin'le bir anlaşma olmalı diyor. Çünkü dünyaya gözlerimizi kapatamayız. Çin Amerika için önemli üretimler yapıyor. Fakat Amerikan medyası buradan Amerika'nın da çıkarlarını görmesi istiyor. Tarım alanında biliyorsun Amerikalı çiftçiler biraz sıkıntılar çekti. Evet Amerika'da üretim var fakat dışarı ihracat yapamıyoruz diye. Çin de önemli bir ülke. Amerikan medyası eğer Çin Amerika'dan tarım alanında bazı taahhütler verirse bu anlaşma gerçekleşebilir. Bundan sonra da olumlu bir yönde ilerleyebilir dediler. Trump'ın sert çıkışları vardı. Medya eleştiriyordu. Şu an medya Trump'a karşı da olsa Trump'ı doğru yolda ilerlediğini ve bu anlaşmanın bir an önce Amerikan çıkarları için gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü biliyoruz Çin Amerika'daki işsizlik oranlarını o kadar etkilemiyor. Üretimde Amerika'ya katma değer sağlamasında, teknolojide Çin'in de katkısı var olarak görüyorlar Murat. Anıl, çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Pazartesi günü yine görüşmek dileğiyle diyelim. Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural'la konuşmuş olduk. Amerikan medyası gündemi oldukça önemli ve bu gündemi de Anıl Sural aktardı diyelim ve biz haber turumuza devam edelim. Şimdi Anıl Sural'dan sonra diğer haberlerimiz neler? Amerikan basınında öne çıkan gelişmeleri anlatmış olduk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt